Asgari ücret açıklandı bugün, onu soruyoruz. 17.002 lira oldu asgari ücret. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Bu devletin Türkiye'si olduğu için, kendi Türkiye'miz olduğu için, bu devlet olduğu müddetçe tabii oylarımızı verdik, devlet bildik, başbakan olarak başımıza diktik ama asgari ücret bize yetecek kadar mı? Bir ev kirası 10 bin lira olursa, 15 bin lira olursa, 17 bin lira asgari ücret bize yeter mi, yetmez mi sizce? 3 çocuk büyütüyorum, artı evim kira, kendim yalnızım, eşim yoktur. Yani bu ülkede, bu millet, bu Türkiye, bu Türkiye'de yani nasıl yaşayabilir yani? Yetmiyor, kendine yetmiyor, bize de yetmiyor. Biz ev kirası ödüyoruz, çocuk parası, çocuklarımız okuyor, artı kira, yedirme, içirme, 17 bin lira yetiyor mu? Bazı ekonomistler de diyor ki Nisan ayında asgari ücret açlık sınırı olacak tekrardan. Tabii ki olacak yani. Açlık da olacak. Birbirlerine de düşecek. Birbirlerine de vuracak. Birbirlerini de öldürecek. Millet milleti kırdıracak. Kıracaklar da yani. Bunların sebebi ekonomi mi? Evet, ekonomi. Bir ay boyunca başbakan bu parayı alsın madem. Ondan sonra kendi geçinebiliyorsa insanlara da bu hakkı versin. Biz onu yükselttik. Çok fazla yükselttik. Ve bence hiçbir şekilde yükseltmeyi hak etmedi. Ve şu andaki insanlığa baktığımız zaman hiç kimse bir şey yiyemiyor, içemiyor. Kirasını mı ödeyecek o insan? Ek gelir olarak iş yapıyor, yine yetmiyor. Adamlar ne yapacak? Kadınlar çalışmaya başladı. Kadınlar eve mi bakacak? Çocuklara mı bakacak? Nereye bakacak? Nereye gidiyoruz biz? Kendisi keyfi içinde yüzüyor. Ama desin ya, düşünsün. Bu insanlar ne yapacak? Ne yiyecekler? Emeklimiz alamıyor doğru düzgün para. Adam simit alamıyorum diyor. Öğrencilerimiz desen, çok özür dilerim, kafeteryalarda çalışıyor. Çünkü neden? Annesi gönderemiyor, babası gönderemiyor, yetiştiremiyor ki. Kendine adam ceket alamıyor ya. Ne devire geldik? Hangi cumhurbaşkanı? O zaman o parayı o alsın ve bize de kendi parasını göndersin. Biz gül gülistanlık olur. Türkiye için ne yaptı? Geçiyor kamera karşısında. Ben Türk'ün arkasındayım. Nerede halk arkasındasın? Hani emeklimin maaşı? Hangi yetimimin maaşı? Hangi çocuklarımıza? Hiç çocuklarımıza bir şey veremiyoruz ya. Amca diyor ki ben bir simit alamıyorum diyor. Üstüme daha bir kıyafet alamıyorum, bir ayakkabı alamıyorum. Neredesiniz? Hiçbir şeye duymuyorsunuz. Yapılan zamla ilgili şimdi 17.002 lira. 17.002 liraya, 2 lirayı kendi, kardeşim şu anda 2 liraya simit alabiliyor musun? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. O 2 lirayla gitsin ekmek alsın. Şu anda 6 lira ekmek. İstanbul'da 10 lira. 10 lira simit parası. Emeklimi, yaşlımı, ihtiyarımı, hiçbir şeyimi düşünmeyen benim cumhurbaşkanım değil. Verdiğim haklar zehir zıkkım olsun. Bu ülkemin de hakkını hepsini tek tek sorsun. Suriyelilere el açtı, amenna dedik. Kötülükleri açtı, amenna dedik. Filistin'imize savaşlar açıldı, amenna dedik. Her şeye sustuk ama şu anda tebrik ediyorum. 17 bin lira 2 lira yaptım. Neyini tebrik ediyorsun? Daha insanlar geçinemiyor. Affedersin, genç kızlarımız yolun ortasındalar. Neden? Sebep ne? Annesi babası okutmaya gönderiyor. Çocuk diyor ki annem babam gönderemiyor ki. Alabileyim. Çocuklarımız nerede? Hangi ortamdalar? Duyan var mı? Emeklim sırtında şeyi yok ya. Şu çocuklar okuyamıyor. Kolları çırılçıplak. Hangimiz yardım edebiliyoruz? Verebiliyor musun 20 lira 50 lira? 7 bin lira para değil bu değil ülkede. Hayır, para değil. 10 bin lira. Amcama sor. Amcama hemen diyorlar ki telefonunu gösterir misin? Ne telefonu gösterecek kardeşim? Neyin telefonunu göstereceksin sen? Ben AK Parti'ye verdim ama açık açık haram ediyorum. Yemin ediyorum, haram ediyorum açık açık. Ben AK Parti'ye verdim kaçta? 10 yıldır 20 yıldır AK Parti'ye çalışıyorum. Oylarımı da AK Parti'ye verdim ama haram ediyorum. Ben 3 tane yetim büyütüyorum. Evim kira. Kendim 12 saat çalışıyorum. Yine de geçindiremiyorum. Bu devlet bizi görmüyor ki. Hiç görmüyor. Ekmeği yapsın 10 bin lira. Arabayı yapsın 15 lira. Ondan sonra 17 bin lira. Bir kere şöyle bir şey var. Market kardeşim, markete gittiğin zaman Allah için konuş, şu an şu görevi yapıyorsun. Markete gittiğin zaman ne alabiliyorsun? Onda ben yorum yapmam. O zaman her şeyi alabiliyorsan beni de karşıla madem kardeşim. Ama siz oy vermeye devam edin. Ben mi? Ben hayatımda oy vermedim, vermem de ofiste. Siz verenlere devam edin. Vallahi verenler düşünsün. Sormak istiyorum. Tabii ki. Yapılan zamla ilgili. Hepsi de kendinden çıksın, AK Parti'den çıksın.
oylarımın tek bir. Mesela Cumhurbaşkanı yapılan zamla ilgili adı bir saniye. Yapılan zamla ilgili dedi ki vatandaşımızı enflasyonu ezdirmeyeceğimize söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Hangi sözünde durdu? Hadi enflasyonu ezdirmedik diyor. Hangi sözünde durdu bu? Hangi sözünde durdu? Tayyip Erdoğan hangi sözünde durdu? Neden emeklimin hala cebinde 10 lirası yok? 7500 lira emekli. Neden bir öğrencinin cebinde hala parası yok? Neden iki iş yapmak zorunda kalıyor? Evet. 10 lirası varmış. Ay, 10.000 liraya iki tane. Ama ben sana açıyorum amcam, 10 liram var diyorsun. Evet, başka da yok. Ben de seni koruyorum işte. Ben halkımı koruyorum. Eyvallah bak. Ne kadar duyarlı vatandaşsınız yani. Çok güzel. Bak CHP gelecek. Bütün sorunlar düzelecek. Ay kavga çıkacak ya. İktidara gelecek. Lokantalar sadece Cumhurbaşkanı'na mı açılmış? Binlerce lokanta var burada ya. Onlar sadece Cumhurbaşkanı'na mı? Amcacığım bak ben diyorum ki emeklime de. Peki alternatifin kim? Hiçbiri. Hiçbiri. Ha. O zaman hangisi siyasetçilere güvenmiyor. Hangisi başa gelirse gelsin. Hepsi. Çünkü neden biliyor musun amca? Hiçbiri. Hangisi gelirse gelsin. Hepsi kesesini doldurma peşinde. Bu kadar basit. Askeri ücreti 15.000 yapıyor. 17.000 yapıyor. Bizi yine aç koyuyor. Yine aç koyuyor. Yine aç koyuyor. Hangisi başımıza gelse herkes kendini düşünüyor. Çantaları para dolduruyor. Keselerini dolduruyor. Ötekinlere de tekmeyi vuruyor. Ne yapar yapsın? Üzsün kalsın. Hırsızlık yapsın, adam öldürsün, insan öldürsün, hiç umuruma değil. Köprüden aşağıya vuruyor bir tekmikle. 17 bin liraya bu ülkede geçinilir mi? 10 bin liraya gidiyorsun, bir simit alıyorsun, gitsin simitinden bir hafta dursun, bakayım durabiliyor mu? Nasıl ki bana 17 bin lirayı veriyor da kendisi o kadar parayı alıyor, geçinemiyorum diyor, ağlıyor. Özel yerlere gidiyor da bana 17 bin liraya ne veriyor? Ben 10 bin lira kira verdiğim anda 7 bin lirayla ne çocuk şey yapacağım? Allah vatandaşı düşünen yok zaten. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Hepimiz diyoruz ki 17 bin lirayı alsın, kendi geçinsin. Yazıktır. Bir markete girdiği zaman, bir insan bir markete girdiği zaman adamcağız bir şey alamıyorum diyor ki torunlarıma diyor utanıyorum ya diyor bir yere giderken diyor utanıyorum onlara bir şey götüremiyorum diyor. Merak etme biz daha abla, 17 bin lira cebimize abla, girmeden şey faizlerin en alasını yaşadık. Çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı'na en ala şeyi yaşadık. Şu anda dediler ki doğalgaza yardım yapacak. İnanın şu anda doğalgazın 1 milyar geldi ve benim eşim bir kere. Yaşasın Tayyip Baba. Buyurun Tayyip Baba'yı tutun o zaman. Sizde geçecek bir şeyim kalmadı. Sorulmadı. Asgari ücrete zam geldi biliyorsunuz. 17 bin 2 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Yani bence olması gereken değildi ama yani şu anki insanlar çoğunlukla memnun galiba zaten. Hani. Burada memnun değiller bilmiyorum. Öyle görüyorum. Hala Tayyip Erdoğan'ı alkışlayanlar var. Dalga geçiyor. Hala da alkışlayanlar var. Biz kendimiz CHP'liyiz. Ben kendim Emine doğal olarak CHP'miz, hepimiz de uyumumuz CHP'ye verdik zaten. Şu anki durumda, baştaki hırsız özellikle zaten çaldı insanlar yoksul içinde yaşıyor. Cebinde 5 kuruş parası yok ve hala alışverişte kendince bir şeyler aldığını düşünüyor. Yiyoruz, içiyoruz ama yok. Yalan, hep yalan. Çalıyorlar ama olan vatandaş oluyor. Ben kendim 5.000 kira verirken diğerleri kadar veriyor. 10.000 kira veriyorlar. 12.000 askeri ücretle geçinen bir kişi olduğunu düşünsene. Yani geçinemiyoruz aslında. Şahsen ben kendim geçinemiyorum. Alışverişe geldim, iki parça bir şey aldım. En az 1.000 lira para verdim. İhtiyaç mı var? İhtiyaç olduğu için alım. Keyfe değer diye bir şey değil. Yani biz şahsen... Alışverişi yapabilecek misin mesela? Yok şu an yapamıyoruz zaten. Mecbur kalıyoruz. İnsanları mecbur kalıyorlar almak için. İhtiyacım vardı. Çocuğun ihtiyacı var. Mecburen alıyorum. 17.002 TL oldu asgari ücret. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Bu millet gördü ki bu CHP 18 olsun diye zorluyordu. 1 milyon az 17 yaptı. Şimdi emekliye de artış yapacak. Tamamdır. Bence tamamdır. Ben memnunum ki haliyle ki bu adam genel millet çoğunluk memnun ki bu buradadır. Memnun olmasa bu millet burada olmaz. Arkasında olmaz. Emekli misin paşam? Peki beyefendi emekli maaşın ne kadar? 7500. 7500. Dinine imanına geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. 7500 lira. Ya gidip de fazla alacağım. Azar azar alacağım. Ya bırak arkadaşım ya. Size güzel insan bak dinle. Ben 2006 yılında emekli oldum. Kaç parayla başladın abi? Ben para aklımdan kalmadı. O gün hanıma bir jest yapılır ya.
Götürdüm 9 tane çeyrek altın yaptı. 9 tane. Tek başına. Tek başına tabii. Bugün benim maaşım 2 tane çeyrek yapıyor. 7 çeyreğimi çaldılar. Meclis çaldı. Ben kaybetmedim. Bu kadar basit. Yani yönetenlerin hepsi diyor. Buraya niye geldi? Tayyip. Nasıl kazanıyor diyor. Konuşmuyorum. Bak. Ya bu işi yapan Tayyip zaten. Yani. Sen diyorsun onu. Demek o çaldı. Ben çalmadım. Yok. Evet çaldılar. Ben kaybetmedim arkadaş. 9 tane çeyrek altın alıyordum. Bugün 2 tane çeyreğe düştü. Bu ikisi 7 çeyreğim nereye gitti? Şuna soralım abi. Bunu soracaksın. Sor. Bu 7 çeyreğimi kim bu? Ben kaybetmedim. Halimize şükretmiyoruz ha. Arkadaşlar. Ben hepinize ufam ama Dinayet Başkan da diyor. Dinayet Başkan hırsızlık yapmayın demiyor. Şükredin diyor. Hadi. Bizler yine bize. Hadi iyi günler. Sonra da işte son model Mercedes'ine binip evine mi gidiyor acaba? Kim? Diyanet Başkanı. Diyanet Başkanı efendime şunu diyeceğim. Müslümandır ama Hristiyanların yaptığı arabaya da biniyor. 7002 TL oldu asgari ücret. İyi mi? Çok iyi. Yani genele baktığımız zaman herkes senin gibi memnun mu? Vatandaşa iyidir, böyle iyidir. Devam etsin böyle. Ne açıdan mesela? Her açıdan. Bozdur artık. Ya dalga geçiyorsun gibi duruyor ama ciddi misin emin de değilim anlamadım. Yok dalga geçer gibi değilim ya niye? Gülüyor ya. He? Evim de var. Bir şey arabam var. Mercedes arabam var. Hangisi? Ne iş yapıyorsun abi sen? He? Ne iş yapıyorsun? Ben emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben 30 sene devlet memurluğu yaptım. Devlet memurluğu yaparken... Memur emeklisin. Memurluk yaparken de çaldım çırptım. Mercedes'imi aldım. Evimi yaptım. Yeter onun için. Afiyet olsun sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. 17.000 TL yetecek mi? Yetmeyecek abi. Çünkü kiralara baktığımız zaman ben de kendim kiracıyım. Yani kendimiz şu anda 4.000-5.000 lira ödüyoruz ama yani ev tabii ki ev sahibiyle neredeyse birbirimize gireceğiz. Şimdi 15.000'i mi yapalım? Evet tabii ki zam istiyor adam. Yani biz ne yapalım? 15.000 mi yapalım o diyelim. O da suçlu mu peki sence? Hayır suçlu değil. Sonuçta bir yatırım gibi düşün. Adam araba alıyor. Yani gerçi araba da bir yatırım değil. Türkiye'de bir yatırım aracına dönüştürüldü. Evi bir yatırım olarak görüyor. Adam 1 milyonu bugün bankaya yatırsa %42,5 bildiğimiz kadarıyla bir faizi var. 40 bin lira cebe atacak. Ama adam da haklı. Gelip diyor ki işte 4 bin lira kira mı olur? O da haklı. Şimdi ben işten gelmişim. Bir daha işe gideceğim. Sabah 8'de işe gel. Gece işte 12-1'e kadar çalış. Yetmeyecek abi. Ama baktığın zaman sanki böyle dayılar seçici olarak seçilip gelip burada konuşuyorlar. Adam diyor ki 7500 TL diyor. Vallahi abi 7500 TL diyor ben emekli maaşı alıyorum, geçiniyorum. Vallahi herhalde bizi geçindirecek gücü de var o kişinin. Eğer ki 7500 lira geçiniyorsa bir 5 aile falan geçindirir bu dayımız işte. Evi vardır. Şey bugüne kadar birikimi var. Vallahi abi de o şekilde. Yan geliri var. 5 tane aileyi geçindirir bu herhalde 7500 lira yapıyorsa. Bu Elon Musk'tan da akıllı bir insandır yani. Tesla boşa yaşamış yani. Vallahi sana hiç ayeti olmaz 7500. 7500 bir gün para mıdır?